Dr. Recep Civan Yüksel, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım uzmanı olarak çalışıyorum. Maalesef hem şehrimizde hem Türkiye'de hem de dünyada COVID-19'dan mağdur olan çok hasta ve çok kayıplar oldu. Şu anda da Delta virüsüyle beraber artan hasta sayısı mevcut ve kayıplar da artıyor son günlerde. Bizde de, ünitemizde de Delta virüsü ağırlıklı olarak birçok hastamız var ve hastaların seyri de maalesef bunların bir kısmı ciddi seyir oluyor ve kayıplar yaşanabiliyor. Kayseri'de öncelikle birinci doz aşının %75'i geçip maviye dönmesi şehrimizin bizi çok sevindirdi. Çünkü bunu an ve an her gün canlı yaşıyoruz, aşının etkisini. Şu anda ünitemizde yatan hastaların büyük çoğunluğu, %90'ı aşısız maalesef. Az bir kısmı eksik doz aşılı ve çok nadir kısmı da aşılı. Maalesef bir doz da yetmiyor. İkinci dozu ve tanımlananlar için üçüncü dozda olmalarını şiddetle öneriyoruz. Ünitemizde genç, aşısız hastalar mevcut. 50 yaşında, 45 yaşında solunum sıkıntısı çeken, entübe durumda olan veya da non-invazif mekanik ventilasyon dediğimiz mekanik ventilasyon desteği almak zorunda olan ağır hastalar mevcut. Bunların ortak özelliği genellikle aşısız olmaları veya tek dozdan sonra devamını yaptırmamaları. O da önemli bir sorun. Aşıları mutlaka tanımlandığı şekilde 2 doz tanımlananlar için 2 doz, 3 doz tanımlananlar için de 3 doz yapılması zaruridir. Ve bunda da bir gün bile önemli. Eğer bugün aşınız sistemde tanımlıysa e-nabızda lütfen bugün aşınız olun. Benim en büyük önerim budur. Çünkü sizin için bir gün erteleme belki bir cana mal olabilir. Bu insanlar her gün açıklanan vefat sayılarını takip ediyorsunuz. Belki o sayılar gözümüzde canlanmıyor olabilir ama o kimsenin başına vermesin. Her ölümün arkasında büyük bir trajedi, dram ve hikaye var. Her can çok kıymetli. Bir gün bir cana mal olabilir. Bunu düşünerek aşınızı bir gün bile ertelemeyin. Ben gencim. Benim ek hastalığım yok. Ben sağlıklıyım. Kendimi iyi hissediyorum. Ben zaten atlatırım demeyin. Maalesef bu hastalık genç, yaşlı dinlemiyor. Kadın erkek dinlemiyor. Maalesef son dönemde giderek artan sayıda genç hastalarımız da oldu ve oluyor. Hatta şu son dönemde çocuk hastalar bile oluyor biliyorsunuz. Bu yüzden mutlaka aşı sırası gelen, aşısı tamamlanan, ikinci doz, üçüncü doz aşıları tamamlanan kişilerin mutlaka bir gün bile ertelemeden aşıların olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Görüntüleyebildiğimiz hastamız maalesef aşısız bir hasta. Kendisi alerji korkusuyla aşı olmamış ve bir alerji yaşayacağını, daha önceden başka hastalıklara alerjisi olması ve astım, alerjik astım olması sebebiyle aşıya da acaba alerjim olur mu diyerek aşı olmamış. Ama maalesef şiddetli bir COVID geçiriyor. Kendisi bundan pişman olsa da, kendisi bundan pişman ancak buna yapacak bir şey yok. Aşı olmadığı için bu durumu yaşamış maalesef. Durumu şu an için yüksek akım nazal oksijen dediğimiz yüksek oranda oksijenle ancak durumu, oksijen miktarı yeterli seviyeye ulaşabiliyor vücutta. Riskli durumu maalesef hayati riski devam ediyor. Yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Bu hastamız aslında kısmen daha iyi durumda. Benzer durumda aşısız hastalarımızdan entübe olan veya daha ağır olan hastalarımız da var. 50 yaşında, 44 yaşında şu anda ünitemizde, 38 yaşında hastalarımız var. Ve bunların ortak özelliği maalesef aşısız olması. Yani dediğimiz gibi bir gün gecikme bir cana mal olabilir. Bir gün bile gecikmemelerini öneriyorum.